Bizim okul çekimlerinde geçen hafta bizim okul ekibiyle birlikte Çumra'ya gittik ve Sedat Çumralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni görüntülemeye başladık. Okul girişinde dikkatimize hemen okulun sloganlarının asıl olduğu afişler dikkat çekti. Ve böylece Sedat Çumralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çok kapsamlı bir okul olduğunu öğrenmiş olduk. Ardından okula girdik ve baktık ki bizleri müdür bey ile birlikte Keloğlan, Keloğlan'ın annesi ve Nasrettin Hoca karşılıyor. Onlardan aldığımız güzel enerjiyle hemen müdür beyin odasına gittik ve Sedat Çumralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında müdür beyden uzun uzun bilgiler aldık. Sonrasında okulumuzu gezmeye başladık ve ilk olarak yemek salonlarına geçiş yaptık. Mutfağa girdik, salata, tavuk sote, kremalı mantar çorbası ve krep hazırlığında olan öğrencilerle aynı zamanda öğretmen Kübra Akbulut'la röportajlar yaptık. Kendilerinin yaptığı yemeği de öğle saatinde hep birlikte gelen misafirlerle birlikte bizler de tatmış olduk. Mutfak atölyesi öğretmeni Kübra Akbulut daha sonra öğrencilerin aynı zamanda açılış ve kokteyllerde kullanılan bistroların hazırlanışıyla ilgili bilgiler verdi. Okulun her iki binası içerisinde de karşımıza okul öğrencilerinin hazırladığı, TÜBİTAK'a gönderdikleri projelerin yer aldığı panolar karşımıza çıktı. Projelerden bir tanesi ise Çumra yöresinin sözlü ve edebi ürünlerini anlatıyordu. Daha sonrasında hasta ve yaşlı hizmetleri atölyesine geçtik. Atölyede öncelikle suni teneffüs ve kalp masajının nasıl yapıldığını öğrencilerden dinledik. Daha sonra bir öğrencimiz de benim tansiyonumu ölçtü. Daha sonrasında konferans salonuna geçtik. Yakın zamanda okulda icra edilen Kudüs programından küçük bir kısmı da Kanal 42 aracılığıyla ekranlara taşımış olduk. Çumra'da bulunan Sedat Çumralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki çekimlerimiz daha da kapsamlı hale gelince programı iki bölüm halinde yayınlamaya karar verdik. Geçen hafta birinci bölümünü izlediğiniz Bizim Okul Sedat Çumralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bu hafta ikinci bölümünü yani kalan bölümlerini izlemeye devam edeceksiniz. Bu bölümde de okulun birbirinden güzel, önemli projelerini, farklı atölyelerini gezmeye devam edeceğiz. Buyurun başlıyoruz. Efendim tabii ki Çumra demek Çatalhöyük demek. Çumra'daysak, Çumra'nın içerisindeki güzel bir okuldaysak mutlaka Çatalhöyük'ün önemine binaen de mutlaka bir şeyler vardır diye düşünüyorduk ki TÜBİTAK projesi kapsamında Çatalhöyük'ü anlatan bir proje hali hazırda işte burada. Bakınız burada Çatalhöyük'ün yaşamı anlatılıyor zannedersem. Tabii bunu hazırlayan bir öğretmenimiz ve öğrencilerimiz var. Hocam sizi böyle alabilir miyim? Çatalhöyük maketini gördük. Sizi tanımak istiyoruz şimdi. Merhaba, ismim Ülkü Şahin. El Sanatlar Teknolojisi öğretmeniyim. Hı-hı. TÜBİTAK proje koordinatörüyüm. Hı-hı. Bu projenin de danışman öğretmeniyim. Peki. Bunu 3 tane öğrencimiz hazırladı. Evet. Bize de Dilara sözcü olması hasebiyle anlatacak. Evet. O grubun sözcüsü. Dilara şimdi seni alalım. Buyurun. Biz niye bir Çatalhöyük projesi yapmak istediniz? Önce onu öğrenmek istiyorum. Konumuz Çatalhöyük'ü seçtik çünkü Çatalhöyük bizim için çok önemli bir yere sahip. İlk yerleşim merkezlerinden biri, ilklerinde sahibi, örneğin ilk ayna, ilk sığır hayvancılığı, ilk dinin ortaya çıkışı bu dönemde görülmekte. Evet. Onun dışında yaklaşık 8000 kişinin yaşanıldığı düşünülmekte ve obsidyen taşlarıyla insanlar ticaretini karşılıyorlarmış o dönemlerde. Mesela obsidyen taşları... Obsidyen diyorsun, obsidyen evet, diye yazılıyor ama şimdi şunu bir gösterelim. Takı olarak. Bu Çatalhöyük'te mi kullanılmış Dilara? Yok, şu an günümüzde bu şekilde kullanılıyor ama o dönemlerde ayna yapımında kullanılmış, bıçak yapımında kullanılmış, birçok yapımda kullanılmış. Şu anda da takı olarak, takıtlarda evet, kullanılıyor mesela. Masaj salonlarında da kullanılıyor. Ha, masaj salonlarında mesela bu bir yüzük olabilir şöyle ki... Bu artık takı taşı olmaya başlamış. Peki makette neler var? Makette neler var? Neyi anlatmaya çalışıyor maket bize? Evet. O dönemde insanlar tabii kapı olmadığı için damda yaşıyorlar, çatıda yaşıyorlar, merdiven kullanıyorlar bu şekilde.
Onlara bakabilirsiniz. Sonra mesela hayvanları duvarlara çizmişler. Burada sığır hayvanları falan var. Peki. Onun dışında burada ocakları var. Ocakların mutfakları olmadığı için yine maketimiz evimizin içinde oluyor. Onun dışında ve en önemlisi de ölülerin de evin içine gömüyorlar. Şurada orta kısımda bir yer var ve kenarında doğru oturuyorlar. Peki. Koltuk olarak. Damda da biri var. Evet, damda da biri. Evet. Damdaki de Dilara mı? Hayır. Sen misin? Değilim. Değilsin tabii ki. Kıyafet daha ilkel. O zamanlara evet. göre bir kıyafeti var. Damda yaşıyorlar. Bir bakraç, bir yemek ve falan mı var burada? Buğday tabii ki de o dönemde ilk görülüyor. Evet, bakınız yemek kabının Arka içinde de buğdaylar var. Yemek kazanları. Çevresinde işte ekili alanları var güya. Ve şu ne Dilara? O da Çarşamba Irmağı'nın kıyısında kurulmuş. O da Çarşamba Irmağımız. Irmağımız. Ah, köpeğimiz de var işte, ne mutlu. Bakın köpeğimiz de burada. Peki, teşekkür ediyoruz Dilara'ya. Şimdi buradaki projeleri anlatmak istesek, okulda çok fazla proje var. Elimizden geldiğince değineceğiz ama tebrik ediyoruz. Şimdi siz buna yarışmaya mı katıldınız? Okulumuzda sergi vardı geçen yıl. Onda biz de maketimizi sergiye sunduk. Öğretmenler size bundan puan verdi mi peki? Vermedi. Keyfiyete mi yaptınız bunu? Yok, öyle yapılması gereken bir çalışma mıydı hocam bu? 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenledik. 20 adet projemiz vardı. 20 adet projeden bir tanesi de Çatalhöyük'le yapılmış bu projeydi. Bundan puan falan almadılar yani yapanlar. Ama bu zamana kadar TÜBİTAK bize, öğrencilerimize isim alarak bizden belge gönderiyordu, katılım belgesi. Ama bu sene daha katılım belgesi elimize ulaşmadı. Tabii bu çalışmaların öğrencilerimizin özgüvenini arttırmada, kendilerini ifade etmede ve diğer yarışmalara katılmakta katkısı mutlaka var. Tebrik ediyoruz yaptığınız güzel bu çalışmadan dolayı. Buradaki toprak ev mi deriz, ahşap ev mi deriz? Toprak ev, kerbiç ev, merdiveni falan da var. Çatalhöyük'ü bir yaşam merkezi şeklinde tanıtan Dilara Demir, Beyza Akça, Gülizar Çitil öğrencilerimizin ismi ve hocamız Ülkü Şahin'e de teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Edebiyat dersine gelmesem olmazdı diye düşündüm bir edebiyat sever olarak. Edebiyat dersi var mı dedim. Var dediler. Hemen geldim. Edebiyat dersindeyiz. Hocamızın da dersini belki biraz böldük ama onlar da zannedersen bizi tanımaktan, bizimle birlikte çekim yapmaktan mutlu olacaklardır diye düşünüyorum. Hocam merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Hülya Yaldız. Hülya Hocam, edebiyat dersindesiniz. Bu arada arkadaşlar oturabilirsiniz. Birazdan muhabbet edeceğiz sizlerle. Hocam, hangi konudasınız? Valla bizim konularımız muhtelif ama şu anda şiir okuma çalışması yapıyoruz. Şiir okuma çalışması, evet. Şiiri evet. tanıyorsunuz. Ben şöyle birkaç kişiyle izniniz olursa bir röportaj yapayım. Sonrasında da bir şiir dinleyebilecek miyiz? Tamam, şimdi gidelim. Şu an biraz da karşı tarafa paslaşarak yapacağım bu anı. Kime gideceğim? Var mı kafamda olan birisi sizce? Ben ne yaparım? Yüzlere bakarım. Yüzünü saklayanın yanına geldim. Merhaba. Merhaba. Adını söyle, gideceğim hemen. Dilara Gökkaya. Dilara, niye konuşmuyorsun ki şimdi? Utandın mı? Kameralara. Antipatim var diyorsun. Daha önce hiç bir röportaj yaptın mı bir yer? Canlı yayına çıktın mı? Hayır. Seni canlı yayına alayım. Hayır. Neden? Bir şey yok işte, konuşuyorum. Yok. Peki, seni daha fazla sıkmayacağım. Hadi gidelim. Hevesli olan ben, bakın şuradan döndüğüm an kafalar şöyle oluyor. Saklanıyorlar. Ama ben bir enerji alırım şimdi. Şurası boşmuş. Zaten açılışı da burada yapmıştık. Bir dakika, sıraya bir sığabilsem. Merhaba. Merhaba. Adın nedir? Beyza Geçit. Beyza, sesini ben bile duymuyorum. Bu ekrandan nasıl duyulacak? Beyza. Efendim. Merhaba. Merhaba. Yaşa. Sınıf koptu. Yani sınıf koptu dediğim şöyle bir şey, sınıf içe kaçtı. Hani iki adım geriye kaçtılar. Şuraya bir gidelim. Bir dakika, tekrar çıkmaya çalışacağım. Merhaba. Merhaba. Aslında sana gelmemiştim ama neyse. Merhaba, tamam. Konuşanı bulmuşken konuşalım. Adın nedir? Meryem. Meryem, adaşız. Benim de ikinci ismim Meryem. Nasıl gidiyor edebiyat dersi? Güzel. Edebiyatçılar arasında en sevdiğin ismi soracağım. Nasıl yani? Reşat Nuri Güntekin. Mesela. Günümüz yazarlarından, şairlerden, yazarlardan. Kimi seversin? Can Yücel. Can Yücel. Oo, maşallah. Sen? Önce adın? İrem Demir. Cemal Süreyya. Cemal Süreyya. Tamam. Var mı farklı bir cevabı olan? Evet, orada bir parmak şöyle yarım kalkıyor gibiydi. Merhaba. Merhaba. Senin adın nedir? Zehra. Zehra, nasıl gidiyor edebiyat dersi? İyi gidiyor.
Kimi seviyorsun edebiyatçılardan? Cahit Sıtkı Tarancı. Niye? Şiirleri güzel. Şiirleri güzel. Peki bugünkü konumuz var. Bu mu var? Onu da merak ettim şu an. Ama orada bir şiir göremedim. Peki devam edeceğim. Başka kimlerle konuşayım? Merhaba. Merhaba. Sarı işartlı. Senin adın nedir? Livanur. Livanur. Evet. Ne demekmiş Livan'ın ismi? Peygamber Efendimizin sancağı bayrağı demek. Güzel, bak ben bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Sen kimi seviyorsun edebiyatçılardan? Atilla İlhan. Atilla İlhan. Peki sevdiği şairi, sevdiği yazarın kitabını okuyan var mı? Ya ben bunu seviyorum, onunla gittim bir eserini inceledim, okudum, takip ettim diyen var mı? Yoksa böyle sadece ismi seviyor muyuz? Takip eden var mı? Reşat Nuri Güntekin'in kitabını okuyan var mı mesela? Vardır illaki de, şu an siz heyecan yaptınız. Şu an sorgulamayı yapamıyorsunuz bence. Daha güncel yazarlardan gidiyorlar aslında demek daha doğru. Öyle mi? Peki günümüz yazarlarından parmak kalktı. Günümüz değil, Mehmet Akif Ersoy, Alkış Sevmeyen Şair mesela okuduydum. Kitabını. Evet. Maşallah. İşte böyle cevaplar istiyorum. Var mı başka? Veya günümüz yazarlarından? Veya en son okuduğunuz kitap, şu an okuduğunuz kitap. Bir dakika, gideceğiz. Şimdi bizim oraya gelmemiz, öyle hemen gelmemiz zor. Bir dakika, kapı çaldı. Ana yeter, bırak kulağımı gari, yeter. Sus dedin bana, sus sus. Tamam ana, söz bir daha yapmayacağım. Zaten kel bir oğlum var, bir de kulaksız kalacak ana. Sus dedim sana, sus. Yok yok, bu sana az biraz. Seni hala seni. Demedim miydim sana elin bahçesinden çağla koparma diye ha? Oğul, sabahtan beri dertli dertli sevda türküleri çığıran ben miydim? Sendin. Anladım oğul senin derdini. Söyle bakalım anacına, kime kaptırmış gönlünü benim keloğlum? Amanin, büyümüş de sevdalananmış benim kabak oğlum. Benim saf anacığım, sevdalanan ben değilim, ben değilim. Ve şaşkın keltoş, kim o zaman, ben miyim sevdalanan? Anacığım, bu türküyü söyleyen adam kimse, o sevdalanmış. Ben bu türküyü söyleyen adama üzülüyorum, kimse anlamıyor onu. Bu çocuk dellendi gittiğince, kara sevda başına vurdu bunun. Yavrum, sana ne elin adamından, elin sevdasından yahu. Haksız mıyım ana, sen söyle. Diğer çocukların söylediği müzikler bir haftada unutulup gidiyor. Yerine yenisi geliyor. Yüreğe dokunulsaydı unutulur muydu ana? Bu türküler kimin? Bizim değil mi? Sen değil miydin? Sen ol. Kültürünü unutma, kültürün senin kimliğindir diğer. Tamam, ne var oğul bunda? Biraz önce oturuyorduk arkadaşlarla dere kenarında. Herkes bildiği müziklerden söylesin dediler. Onlar tuhaf tuhaf müzikler çığırdı. Neymiş onlar modaymış, herkes onu dinliyormuş. Ben de köy türkülerimizden söyledim ana. Sen sus, köylüsün, ne anlarsın dediler. Alay ettiler benimle. Demek öyle dediler ha. Öyle dediler ana, kalbimi kırdılar. Boş versel olanları da, şu türkü vardı ya hani, şu türkü. Hangisi ana? Yahu şu türkü canım, şu benim en çok sevdiğim hani. Bildim. Söyle hadi söyle. Nicedir dinlemiyorum senin o bülbül sesinden onu. O zaman benden sana gelsin bu türkü. Şaşkın keltoş, benden sana gelse de neymiş? Gören de radyoda DJ sanır. Türkü söyle dedik sana, türkü türkü. Tamam tamam, kızma hemen. Gönül koşum uçacak, dalına konacak da nazlı gülüşecek. Şimdi beni böyle efkarlı bir türkünün içine bıraktı gitti Keloğlan. Bakın dilim de suçmaya başladı. Bilmiyorum bu tiyatro oyununu hazırlayan öğretmenimiz özellikle türküyü mü seçti? Çünkü ben türküleri sevdiğim için. Bunun cevabını kimden alacağız? Sizden mi alacağız hocam? Peki hocam, sizi şöyle alabilir miyim? Şimdi tiyatro ekibi geldi. Biz buradaki röportajları yaparken bir an derse küt diye girdiler ama bu tabii hazırlanılmış bir sahneydi. Evet, sizi tanıyıp bir de bu tiyatro gösterisiyle ilgili bilgi almak istiyorum. Ben çocuk gelişim öğretmeniyim, Azize Toker. Çocuk tiyatrosu hazırladık. Her yıl bunu gelenek haline dönüştürdük. Bu şekilde tiyatromuzu sunuyoruz. Çat kapı bir sınıfa giriyorsunuz. Evet, genelde yalnız Çumra'daki anaokullarına sunuyoruz. Bu şekilde.
Anaokullarına gidiyorsunuz ve evet, türkünün önemini anlatıyorsunuz. Evet, değerlerimizden bahsediyoruz daha çok. Türküler mest etti beni yalnız. Yani bir türkü sever olarak da gerçekten emeğinizi takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. Peki edebiyat sınıfında bir sorumuz vardı. Şuradan bir cevap gelecekti. Orada tiyatro grubu tık dedi, bizi kesti. Biz de kaldığımız yerden devam edelim. Hayır, efkarlandık ama olacak o kadar. Ben ne sormuştum? Kimdi cevap veren? Şuraya doğru. Evet, sana doğru geliyordum. Evet. Hadi. Şimdi nereye döndük? Sarınbaş'a edebiyatçıları konuşuyorduk. Tamam, oradan devam ediyoruz. Evet. Hatice Erdoğdu. Evet, ismi Hatice Erdoğdu. Aydoğdu. Evet. Aşk Veysel Çatıroğlu'nun şiir kitabını okumuştum. Aşık Veysel'in kitabını okudun sen. Evet. Vallahi maşallah, tebrik ediyorum seni. Yani şu tiyatroda olan mevzu aslında bir parodiden ibaret değil, bir sahneden ibaret değil. Böyle güzel evlatlarımız gerçekten bizim kültürümüze sahip çıkıyor. Ben çok mutlu oldum. Yakın zamanda Aşık Veysel'le ilgili bir canlı yayın yapmıştım, hatırlayanlar vardır. Burada da kaç yaşındasın? 16. 16 yaşındaki bir çocuğun bu kitabı okuyor olması beni nasıl mutlu etti anlatamam. Mutlulukla ayrılıyorum, tebrik ediyorum seni de. İnşallah kültürümüze sahip çıkarsınız çocuklar ya. Yani popüler kültürün aslında çok da zevk veren, çok da böyle şu kalbe dokunan bir şey olmadığını zaten zamanla anlarsınız da şimdiden fark ediyor olmanız da beni ayrıca mutlu etti. Hocam çok teşekkür ediyorum. Dersinizi böldüm, kusura bakmayın. İyi dersler diliyoruz ve devam ediyoruz. Efendim biyoloji sınıfına giriyoruz. Ne yapacağız? Biyoloji deyince aklınıza ne geliyor? Vücudun organları. O geç fene giriyor. Şimdi ben size söyleyeyim mi? Sınıfa bir merhaba diyelim öncelikle. Ne yapacağımızı da biraz sürpriz. Azıcık kalın. Yani ben hayretler içerisindeyim. Muhammed size kopya veriyor ama buradan anlayamayacaksınız. Sanırım. Göz konusu falan ama önce hocamızı bir tanıyalım. Sonra ne yapacağımızı söyleyeceğiz. Hocam merhabalar. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biyoloji öğretmeniyim. Duyorganlar ve sinir sistemlerini işliyoruz. Bugün işte öğrencilerimiz daha çok yaparak yaşayarak öğrensin diye hani gözün yapısını uygulamalı olarak işte öğrencilerimiz kesiyorlar, biçiyorlar. Hocam hemen söylemeseydiniz gözü kestiğimizi. Yani göz keseceğiz. Evet, olacak, bu gerçekten böyle. Peki neyin gözü hocam bu? Bu şu anda koyun gözü. Koyun gözü var masalarda. Yani biraz böyle dehşet durumları var açıkçası. Hocam uygulamalı yapınca daha mı iyi öğreniyor? Tabii tabii, yani ellerini alıyorlar, hissediyorlar. Şimdi o organın bir yapısı var, dokusu var, kokusu var. Değil mi? Şurada da gösterdiğimiz şekilde. Hissediyorlar. Koyun. Yaparak yaşayarak öğreniyorlar. Koyun gözü hocam, şöyle alayım size. Koyun gözü bizim gözü yapımıza en uygun olduğu için mi koyun gözünü seçtiniz? Ya, benzerlik var, bir de elde etmesi kolay. Hani herhangi bir kasaptan kolaylıkla. Evet. Koyun gözüne ulaşabiliyoruz. Peki hocam, teşekkür ettim. Sürem az kaldığı için hemen röportajlara başlayacağım. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Aman Allah'ım, onlar ne? Bunlar koyun beyni. Bismillahirrahmanirrahim. Olaya bir bak ya. Yani eğlencesine geliyorum şu okullara ama hani bugün gerçekten siz bir koyun beyni tutuyorsunuz yani aklınızda. Evet. Ve koyun gözümüz de burada. Koyun gözü. Evet. Şimdi gözden bir başlayalım diyeceğim ama önce hemen seni bir tanıyalım. Senin adın soyadın? Fatma Nur Aydın. Sümeyra Şen. Siz bize uygulamayı gösterecek olan evet, kişilersiniz. Sınıfın hatırı kalmasın, sınıfın ismini hemen bir öğrenip geleceğim. Sadece isimleri bir alayım sizden. Afife. Merve Nur. Rabia. Gezdirin aramızda. Rabia. Hatice. Ümmühan. Ravza. Hemen diğer masaya geçiyoruz. Muhammed bana izin verirse ben koşacağım diğer tarafa. Evet, geldik. Şuradan gezdirin bakalım. Huriye. Rabia. Rukiye. Fatma Nur. Ayşe. Ayşe Nur. Fatma Nur. Ümmü Nur. Peki. Gördüğünüz üzere bu masalarda da var gözlerden. İkişerli gruplar halinde. Bu masada da var gözler. Ama uygulama masası burası. Mahmut Hoca ne hale gelmiş ya. Osman. Yine bakın, yine burada da var bir tane. Hemen süremiz az kaldı. Sizi tabii şimdi dinleyelim. Ne yapacaksınız siz şimdi? Şimdi gözün tabakalarını, gözü inceleyeceğiz. Gözün içinde 3 tabakadan oluşuyordu arkadaşlar. Bunlar nelerdi? Sert tabaka, damar tabaka ve ana tabaka. Evet. Onları inceleyeceğiz. Daha sonra içindeki pigmentleri, merceği, merceğin görevinde gazetenin üzerinde büyütme görevi olduğunu gazete üzerinde göreceğiz. Daha kalıcı ve gerçekçi bir ders olacağına inandığımız için böyle bir şeye başvurduk. Tamam. Başlayalım. İlk önce gözü iyi anlayabilmemiz için bağ ve damar
kaslarını kesmemiz gerekiyor ilk önce. Evet. Eğer bu kaslar... Bu kaslar şu tarafta bulunuyor. Bu bağ ve yağ dokular gözün içine girmesini ve sağlam kalmasını sağlıyor. İlk önce bunları kesip daha iyi görebilmemiz için keseceğiz. Eğer bu kaslar şey olursa... İkisi de aynı yöne hareket etmesi veya uzunlukları, kısalıkları birbirine eşit olmazsa bir sorun çıkıyordu. Bu sorunun ismi neydi arkadaşlar? Şaşılık evet. Ya da çift görme dediğimiz sorun ortaya çıkıyor. Şimdi şu görmüş olduğunuz beyaz... Şimdi bir araya hemen bir gireyim. Tabii böyle derslerde hızlı hızlı yapmıyorlar. Burada bizim zamanımız az kaldığı için çocuklar biraz acele ediyor. Bu da ellerinin panik yapmasına sebep oluyor. Yoksa bu amatörlükten veya onların heyecan yapma yani şeyden değil ya beceriksizliklerinden değil. Bunu bir anlatayım. Bizim süremiz az kaldı. Acele edin derim. Çocuklar da acele ediyorlar. Bu yanlış anlaşılmasın. O bıraksak zaman, bir saate anlatacaklar aslında ama evet. Zaman yok. Evet. Şu dıştaki görmüş olduğumuz en dıştaki sert tabaka. Buraya göz bebeğine yaklaştıkça bu inceleşir ve saydamlaşır. Bunun sert tabaka korneayı oluşturur. Evet. Şimdi içindeki tabakaları görebilmek için bunu keseceğiz. Daha önce hiç kestin mi? Yok, ilk deneyimimiz bizim de. Sen de ilk kez yapacaksın. Evet. Ne yapacaksın biliyor musun peki? Tabii ki de. Nereden biliyorsun? Öğretmenin anlattığıyla. Öğretmenlerim anlattı, araştırdım. Ha, sen meraklısın yani bu mevzulara. Evet, fen derslerini seviyorum. Dur hele. Ya Allah. Kesmeli, biçmeli bir şeyler. Dikkatimi çekiyor. Evet, bunun içinden boşalan... Sıvının ismi neydi arkadaşlar? İsmini... Iris. Iris. Pigment. 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 Bunun evet. ismi pigment. Yani göz rengi okuyor şu an. Evet. Hocam bizim gözümüzde de mi böyle? Evet. Göz rengimiz. Benziyor. Aslında içeride bir boya hapsolmuş. Tabii içeride bir sıvı var. Göz küremiz sıvıyla dolu. Şimdi öğrencilerimiz bu sıvıyı çıkardılar. İçinde pigmentler var. Yani bütün kahverengi bir sıvı mı var? Hayır, bu daha içerideki bir sıvı. Yani gözün içini dolduran, içinde pigmentlerin olduğu sıvı. Aa evet. Şey lens, hani gözümüze taktığımız lens gibi lens çıktı. Nasıl heyecan yaptın? Bu içinde bulunan camsı sıvı, bu da göz merceği. Vay be. Aslında bizim gözlerimiz, göz bebeklerimiz saydamdır. Ama içindeki pigment sayesinde renkli görünüyor. İşte kornea bu şekilde saydam bir renktir. Ve bu gözlerimizin rengini belirleyen şeyin ismi neydi arkadaşlar? Iris. Iris. Çevirebilirsin. Şimdi şurada görünen Gel Muhammed bakın. Şurada görünenler iris. Bunların azlığı ve çokluğuna bağlı olarak göz rengi oluşuyor. Eğer azsa mavi yeşil göz renkleri, eğer fazlaysa koyu kahverengi, o renk gözler oluşuyor. Yani göz renginin olduğu yer şurasıdır. O siyahlık da şu akan pigmentten dolayıdır. Şurada bulunan boşluğun adı da yani kornea ile iris arasında bulunan boşluğumuzun adı ön lob. Ön lob. Şimdi şu şeyi de alalım. Şöyle koyabilirsek. Ben tutayım. Biz kamerayı sizden mi çevirelim? Tabii. Siz o ara yapmaya çalışın. Heyecanlanıyorlar çünkü. Şuraya bir gelelim azıcık. Biraz da buradakiler heyecanlansın. Onlara kastımız mı var? Nasıl gidiyor? Bu dersi seviyor musunuz? Evet. Siz de birazdan yapacak mısınız? Evet. Bunu tek tek herkes yapacak mı? Evet. Evet. Bu zamana kadar sünger falan yapmışsınız. Var mıydınız o yapan grupta sünger? Evet. Sen vardın. Evet. Ne yaptınız? Ben yengeç getirdim. Yengeç getirdin evet. sen. Nereden buldun yengeci? Balıkçılardan temin ettim. Getirdim öyle. Ne yaptınız peki yengeçle? Yengecin eklem bacaklı bir hayvan olduğunu biliyorduk. O yüzden yengeç getirdik. Kestiniz, doğradınız. Gördünüz mü? Vallahi maşallah. Faydası oluyor mu bu şekilde uygulamak? Kalıcı oluyor. Bir dakika, senin yanına bir gelelim. Görüyorsun. Ama mikrofon senin yanında olmayınca tabii ses gelmeyecek. Yani sonuçta fen ve teknoloji dersinde illaki görüp tanımamız lazım. Dokunmamız lazım. Bu yüzden de şart oluyor ki zaten biz 9. sınıfta biyoloji dersinde de aynı şekilde mesela ben algler getirmiştim suyosunu. Yani gördüğümüz zaman daha iyi öğreniyoruz. Bu şekilde. Maşallah size ya. Vallahi süper. Bizim zamanımızda yoktu tabii böyle. Şimdi keşke olsa mıydı dedim mi? Ya ne gereği var şimdi o gözü kesmenin gibi bir durum içerisindeyim. Ama işte merak meselesi yani sonuçta. Değil mi? Yani. Peki. En sevdiğin ders bunun haricinde?
Bunun haricinde matematiği seviyorum. Sen tam sayısalcısın ya. Vallahi ben sözelci, sen sayısalcı. Bizim buluşmamız sadece teneffüslerde olurmuş ya, herhalde. Aynen. Değil mi? Aynen. Sen tamamen formüller bilmem neler. Aynen. Sözel seven var mı? Tarih seven var mı mesela aranızda? Hayır. Edebiyat? Hayır. Ha, bu sınıfta olanlar bildiğin artık geleceğin profesörleri gibi bir durum. Bir gidelim masaya. Ne durumda? Şimdi damar tabakayı daha net görebiliyoruz. Damar tabaka içinde pigmentleri bulundurduğu için koyu renklidir. Damar tabaka pigmentlerin görevlerinden biraz bahsedelim. Pigment ışığı emer ve ışığa yayılmasını önler. Şimdi merceği arkadaşımız mercek. Şöyle. Evet. Şu şekilde. İris ve kornea. İris ve arka tarafların arasında kalan kısımda retinadır. A tabaka, diğer adı. Evet. Şimdi merceğin büyütme özelliğini göstereceğiz size. Bir koyun gözünde mercek nasıl büyütüldüğünü ismar edeceğiz. Ya inşallah net görünüyordur. İnşallah gözükecek. Dur bakalım. Mercek yazıyı büyütüyor. Görünüyorsa evet. Tabii. Büyüteç gibi görünüyor. Büyüteç görevindedir. İşte şu şekilde görünüyorsa. Mercek de yazımızı bu şekilde büyütüyor. Tam ortasından mı bakmak gerekiyor? Onu evet, şu mercek beyaz olan yer. Hı hı. Net görünüyor mu bilmiyorum ama. Tabii bir bulanıklık var ama ben şimdi kendim bir bakayım. Tabii. Evet. Aynen öyle. Tam büyük. Ortasında yalnız. Evet, hani şu mercek. Bu evet. Cam sıvı değil de mercekli. Tam orada bir büyüme olduğunu da görebiliyoruz. Beyni de inceleyecek misiniz? Beyinde biz şey için getirdik. Beyni daha önceki derslerimizde işledik. Görmenin nerede olduğunu göstermek için arkadaşlar beyin görmede nereye bağlanıyor? Evet, arka lobda oksipital bölgede. Uyandılar. Sen doktor falan mı olmayı düşünüyorsun ileride? Yani evet. Gerçekten İnşallah. Mi? Vallahi tebrik ediyorum ya. Ben yani hiç ilgimi çekmediği için hocam af diliyorum ama hani hiç çekmedi ilgimi. Demek ki ilgi alanları insanlarda farklı olabiliyor. Bu da nasıl hevesle anlatıyor? İsmin neydi? Fatma Nur. Fatma Nur da nasıl hevesle anlatıyor ya? Bildiğin geleceğin cerrahı. Neşter gibi bir şey de var burada. Hiç isimleri bile bilmiyorum. Peki nerede? Nereden görüyoruz? Arka lob. Arka lob. Yani bir şu göster. Kısımda. He. Şurada görme uyarıları bu kısımda olmuyor. Kafamızın da şurasında mı şimdi Fatma Nur o? Şuralarda mı? Evet, anatomide de. Evet. Benim kafamda da gösterecek olsak şuralarda. Yani şu bölgede, buradan da. Yok, bu gözün kendi. Her şey birbirine karıştı, hiç çaktırmayın. Tamam, devam. Fatma Nur, yemin ediyorum ben de her şey karıştı, ben gideyim mi artık? Olur mu? Tabii. Her şeyi anlattık herhalde, evet, değil mi? Anlatacaklarımız burada. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Vay, sunum da yapıyor. Güzel, başarılı. Hocam iyi dersler diliyorum çalışmalarınızda. Gayet iyiler. Burayı biraz daha attık. Gözü parçaladık. Siz diğer gözlere devam edeceksiniz. Öğrendik ki göz merceği şuradaymış. Retina, pigment, iris. Göze rengini ver. Göz sıvısı içeridir. Göz rengi sıvı şeklinde içeride bir yerdeymiş herhalde. Çok da anlamadım. Vallahi itiraf edeyim anlamadım. İyi dersler dileyip bu sınıftan gidiyorum. Onları dersleriyle baş başa bırakıyorum. Bir sonraki yerimiz neresi olacak bilmiyorum ama hadi bir geçelim. Bakalım nerede olacağız? Söylemişlerdi de unuttum. Devam ediyoruz. Değerler Eğitimi projesi, Değerler Eğitimi sınıfına giriyoruz. Bu okulda Değerler Eğitimi üzerine güzel şeyler yapılıyor. Kütüphaneye giriyoruz yani aynı zamanda. Merhabalar hocam, kolay gelsin, iyi dersler mi dememiz gerekiyor bilemedim ama şöyle kapımızı da azıcık şöyle kapatırsak. Hocam sizin az önce konuşmuştuk ama bir kez daha buradaki yapılan Değerler Eğitimi projesinin evet. Amacını, neler yaptığınızı dinlemek istiyorum kısaca. Evet, ismimi tekrar söylüyorum Ülkü Şahin. Tekrar hoş geldiniz. Değerler Eğitimi projesi yapılmakta şu an. Ben de Değerler Eğitimi projesinde görevli olan öğretmenlerden bir tanesiyim. Projemizi kısaca size şöyle anlatayım. Değer bir ülkedeki benimsenmiş kurallar ve kıymetler demektir. Biz burada ilk olarak projemizin amacı şudur. Özgüven sahibi, kendini ifade edebilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihini ve kültürünü seven, bilen, tanıyan, bildiklerini uygulayan, vatanına ve milletine faydalı gençler, bireyler yetiştirmektir. Projemizde her ayın bir değeri vardır. Bu ayın değeri sevgi ve saygı konusudur. Bu projede bu ay kapsamında sevgi ve saygıyı anlama etkinlikleri yapılmıştır. Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlevilik konusunda İstanbul'dan gelen yazı
yazarımızla söyleşi yapılmıştır. Hı hı. Şiir, kompozisyon, resim yarışmaları düzenlenmiştir. Maşallah. Bu yarışmada birinci olan öğrencilerimizi Mevlana'yı anma, Şebi-i Aruz etkinliklerine götürülmüştür. O törenlere katılımları sağlanmıştır. Projemizin amacına şu anda hizmet eden çalışmalar yapılmaktadır. Hı hı. Projemizin sonucunda bu öğrenciler öğrendiklerini sınıf içinde arkadaşlarıyla, okul içinde arkadaşlarıyla paylaşarak, aileleriyle paylaşarak projemizin ilçe geneline yayılmasını sağlamaktadırlar. Neticede bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Kaybetmiyor, aynen. Hocam merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilirim. İsmim Emine. Çocuk gelişim eğitim öğretmeniyim. Bu gençlerle okulumuzda değerler ekibi oluşturduk. Bu çalışma kapsamında birçok etkinliklerimiz yürümekte. Hı hı. Ben size bu etkinliklerin kitap okuma ayağından bahsedeyim. Hı hı. Öğrencilerimizle her ay belirlediğimiz kitaplarımız var. Örneğin geçen ay Siyer-i Nebi kitabını okuduk. Hı hı. Ve bu süreç sonunda değerlendirmemizi yaptık. Bu ayki kitabımız da Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Baş Başa adlı kitabı. Hı hı. Bu ay sonunda kitap bittikten sonra detaylı bir değerlendirmeyle analiz çalışmamızı sonlandırmayı düşünüyoruz. Değerlendirme, herkes bir araya gelip kitaptan oluyor. Aldığı enerjiyi aktarıyor. Aynen öyle, şöyle oluyor. Küçük gruplar halinde ekipteki öğretmen arkadaşlarımızla birlikte ayrı ayrı değerlendirmeler yapılıyor. Daha sonra toplu bir şekilde, toplu bir sözel rapor sunumu gibi değerlendirme çalışması sonlandırılıyor. Çok güzel. Şimdi bu kitap bitmeye yakın mıdır? Aynen. Tamam. Hı hı. Yani ay sonuna yakınız ya, hani şöyle, çekim yaptığımız günlerde. Yayınlandığı günde tam ay sonu olacak. Evet. Haftaya kadar bitmiş olacaktı. Tamam. Yani ama sonuna gelmiş olmalı, yani yaklaşmış olmaları. Ya da yaklaşmış durumda. O zaman bir soralım. Her grubun da bir temsilcisi var. Bu grubun var mı temsilcisi? Sensin. Evet. Öncelikle geçmiş olsun. Sağ olun. Niye geçmiş olsun diyoruz diye merak ediyorsanız. Ne oldu? Kırıldı mı? Dirsek çıktı. Dirsek çıktı. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Sağ olun. Evet, hemen seni bir dinleyelim. Sayın Sözcüm. Adım Zeliha Ersöz. 11A sınıf öğrencilerinden çocuk gelişim bölümü öğrencisiyim. Hı hı. Öncelikle öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Beni bu grubun içinde aldıkları için. Böyle bir projenin içinde olduğum için. Daha sonrasında bugün ayki projemizde kitap okuma projesi var. Hı hı. Kitabımızda Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Baş Başa kitabı. Öncesinde ben 9. sınıfta okumuştum. Başarılı olmanın yolları, başarıya giden yollar, daha sonrasında başarıda çıkan engeller adlı bir kitap ve gerçekten çok güzel bir kitap. Bu sene de tekrar okuyorum. Tekrar okuyorsun. Sen güzel bir enerji almışsın anladığım kadarıyla. Bu sınıf, bu grubun da hemen isimlerini bir alalım. Fatma Nur. Ümmü Nur. Emine. Havva Nur. Kameraya dön Havva Nur. Havva Nur. Havva Nur. Tanıdık ve geçiyoruz hemen. Evet, buradaki hastamızı da fazla şey yapmamamız lazım. Merhabalar. Merhabalar. Kitaptan aldığın enerjiyi kısa bir cümleyle ne söylersin? Ali Fuat Başgil, Gençlerle Baş Başa. Kendi ne anlatıyor kitap? İradelerimize sahip çıkmayı, özlerimizi anlatıyor. Hı hı. Bu gibi şeyler. Özgüvenimizi geliştiriyor. Maddi ve manevi değerlerimizi de geliştiriyor. Ben münazara yarışmasında Çumra'yı temsilen birinci olmuştum. Ve Mustafa Kutlu'nun da kitaplarını okuyup panel yapmıştık. Orada da güzel bir çalışmamız olmuştu. Bu kitapta da başarılı olmayı ve irademizi geliştirmeyi anlatıyor. Senin adın neydi? Dilara Bağ. Dilara, az önce Çatalhöyük'te konuşmuştuk. Evet. Ben seni televizyona alsam benim hasta olduğum günler benim canlı yayınımı sürdürürsün gibi. Güzel sunumlar falan, Türkçe, diksiyon yerinde. Tebrik ediyorum. Seni tanıyabilir miyiz? Ayşegül Tüfekçi. Ayşegül, sen ne aldın kitaptan enerji olarak? Kitap yani bizim kendimizin ne kadar değerli olduğumuzu bize hissettiriyor. Kendi değerimizi anlamak için de daha çok çalışmamız gerektiğini. Peki, inanın bana sizlerle uzun uzun kitap muhabbeti yapmak isterim ama çok hızlı geçmem lazım. Muhammed sen orada dur, ben senin yanına geleceğim. Hemen şuradan bir cümle kitaptan bir şey söyleyin, ne hissettiniz? İradelerimizin ve huylarımızın da değişebileceğini, bunların bizim elimde olacağını öğrendim. Başarıya götüren yolun bu kitapta olduğunu öğrendim. Engeller asla bizi pes ettiremez. Başarıya giden yolda engellerin karşımıza çıkabileceğini de unutmamamız gerektiğini anladım. Maşallah ya, vallahi okumuşlar. Acaba kandırıyorlar mı diye demiştim ama. Ne Merhaba. Aldık enerjiden? Şey, kitaptan, enerjiden diyorum. Bu kitapta ileriki hayatımıza nasıl, yolumuza nasıl devam edebileceğimizi anladık. Kitapta hayatımıza çıkacak engelleri nasıl üstesinden gelebileceğimizi, nasıl başa çıkabileceğimizi anladım. Hı hı. Ve kitabın
güzel olduğunu ve diğer arkadaşlarıma da okumalarını istiyorum, yani rica ediyorum. Tavsiye edebileceğim bir kitap. Peki. Kısa, daha kısa. Benim de aynı şekilde diğer arkadaşlarıma tavsiye edebileceğim bir kitap. Sorumluluk bilincini anlatan bir kitap. Çok severek okuyorum. Maşallah. Peki, devam ettik. Başarının yollarını nasıl kat edeceğimizi anlatan bir kitap. Tavsiye ederim arkadaşlarıma. Engellere karşı duyduğumuz, engelleri nasıl aşabileceğimizi anlatan bir kitap. Peki, son grup. Yani başarıyı elde ederken nasıl planlı çalışmamız gerektiğini söylüyor bu kitap. Peki. Siz şey grubusunuz bir de aynı zamanda, değil mi? Az önce ameliyat yapan grup. Evet. Doktorum, merhaba. Merhaba. Göz bitti, iş mi, kitaba mı geldik? Evet. Peki. Bu kitap bize irademize sahip çıkmamızı ve önümüze çıkan engeller karşısında asla yılmayıp hedefimiz için her zaman çalışmamız gerektiğini anlattı. Sen gözü kese kese tabii engelleri aşarak gidiyorsun. Evet. Her zaman hedefimiz için çalışmalıyız. Önümüze ne kadar engel çıkarsa çıksın biz bunları yenmeliyiz ve hedefimize koşmalıyız. Her başarıda bir engel vardır. Eğer biz kendimiz başarılı olmak istiyorsak engeli de yok edebiliriz. Evet, öyle. Şimdi hemen bir Nasrettin Hoca'nın yanına gideceğim. Kitap grubunu bitirdik. Okul o kadar kapsamlı ki her yerden bir sahne geliyor veya bir tiyatrocu geliyor. Gel Nasrettin Hocam böyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni çok beklettik bugün. Estağfurullah, olsun. Senin önemli. Adın nedir? Bir yüz, gerçek yüzünü bir görelim ya. Göremez miyiz? Yok mu öyle şansın? Sonunda görelim o zaman. Tamam, seni Nasrettin Hoca olarak bir dinleyelim. Ne diyeceksin bize? Öğütler mi vereceksin? Evet, şöyle kavga etmemek, arkadaşlarımıza ilgi geçinmek, sorunlarımız varsa konuşarak halletmek vesaire gibi öğütler verecektim ben. Tamam, hadi bir öğüt ver bize. Tesbihim. Role gir artık. Gireyim. Role girmeyecek mi? Girmesin. Ha, uzunmuş. Hocam diyor ki role bir girerse bayağı uzun bir sahnesi var diyor. Peki, evet. Ya ben Nasrettin Hoca'nın ses tonunu en azından böyle bana bir merhaba nasılsın falan desen o halinle. Nasrettin Hoca gibi. Merhaba, nasılsınız? Çok da bir şey değişmiyormuş. Daha kalın yapamıyor onun sesi. Falan. Noel Baba. Hakikaten de Noel Baba gibi oldu. Hocam bunun ayrışmasını nasıl yapacağız? Noel Baba'dan Nasrettin Hoca nasıl ayrışacak? Hiç de bilmiyoruz ki. Filmi falan da görmedik tabii haliyle. Tekrar dener. Merhaba, ben Nasrettin Hoca. Nasılsınız, iyi misiniz? Hocam biz iyiyiz, sizler nasılsınız? Maya nerede, göl nerede? Maya Gölü Akşehir'de. Akşehir'de, sen Çumra'ya gezmeye geldin. Güzel oldu, tamam, güzel bağladık. Peki, teşekkür ediyorum. İsmini bir daha söyle. İsmim Sefa Nur Bayrakçı. 11 A Çocuk Gelişim Öğrencisiyim. Öyle. Peki. Yüzünü açtırmak isteyeceğim ama çok açsın mı? Hadi bir aç yüzünü. Gerçek yüzünü bir görelim. Nasrettin Hoca gidiyor. Bakın. İşte böyle şapka güzel düştü görüyorum. Vallahi süperler ya. Eğlenceleri, kesip biçeni ayrı, tiyatrocusu ayrı, kitap okuyanı ayrı. Harikalar. Uzun uzadıya devam etmek isterim ama sürem yok maalesef. Sizleri tanıdığım çok memnun oldum çocuklar. Başarınız daim olsun inşallah. Devam ediyoruz. Efendim, okulumuzun çocuk gelişim atölyesindeyiz ama atölyedeki dersin ardına hemen din dersi başladı. Burada bizi din dersindeki hem hocamız tanıyacağız, hangi ünitede olduklarıyla ilgili biraz muhabbet edeceğiz ama daha çok bu atölyenin, yani çocuk ve gelişim atölyesinin yaptığı aktivitelerden, projelerden bahsedeceğiz. Hocam sizi şöyle alabilir miyim? İyi dersler öncelikle. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyi dersler hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Elhamdülillah iyiyim. Siz sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Davut Demir. 1980 yılında göreve başladım. Şu an halen görevime devam etmekteyim. Evet hocam. Sedat Çumralı Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde şu an için görevime devam etmekteyim. Bugünkü konunuz neydi din kültürünün? Bugünkü konumuz peygamberlere iman. Bu konuyu işlemeye çalışacağız inşallah. Bu konuda kendi peygamberimizle birlikte diğer peygamberleri de anlatıyoruz. Evet, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gelinceye kadar peygamberler hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Bu konuda sizlerde öğrencilerimize yönetmek istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Hocam bize çok güzel bir kapı araladınız. Peki şöyle kısa sorular soracağım, onları zorlamayacağım. Zaten daha çok ben açıkçası bugün burada daha doğrusu şey yapmak istiyorum. Çocuk gelişim atölyesinde olmalarını konuşmak istiyorum. Merhaba, Konya sporlu musunuz sen? Hayır. Üzerinde yeşil beyazı görünce dedim acaba Konya spor böyle sweetie falan mı var? Hayır. Seni tanıyabilir miyiz?
Ben Büşra Akbaş, 11A Çocuk Gelişim Bölümü öğrencisiyim. Burada bölüm bölüm ayrılıyorsunuz değil mi siz? Hangi bölümde okuduğunuza göre. Din dersindesiniz, peygamberlere iman. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bir peygamber ismi. Hazreti Adem. Hazreti Adem. İlkini söyledin, yırttın hemen değil mi şimdi? Yani. Peki devam ettik, sen bir başka peygamber ismi söyle bize. Hazreti İsa. İsa. Hadi bir tane daha. Hazreti Yusuf. Yusuf. Bir tane daha alacağım. Hazreti Davut. Tamam, peygamberlere iman konusunda güzeller. Onları dersleriyle biraz sonra bırakacağız ama şimdi burası çocuk gelişim atölyesi. Yani siz burada ne yapıyorsunuz? Ben açıkçası bunu öğrenmek istiyorum biraz. Sana bir soru, ne yapıyorsunuz çocuk gelişim atölyesinde? Çocuk oyuncak yapıyoruz. Çocukların ana sınıfta yapacağı etkinliklerden yapıyoruz. Mesela sulu boya etkinliği yaptık, pastel boya etkinliği yaptık. Kitap yaptık, masal kitabı yaptık. Oyuncak yaptık, dolgu oyuncağı. Şu arkada gördüğüm oyuncaklar sizin yaptığınız oyuncaklar. Evet, biz yaptık. Aa, siz kendi ellerinizle mi yaptınız evet, onları? Bir çıkarmanızı istesem. Uğur böceğini falan. Uğur böceği mi o? Ağustos böceği mi? Evet, bir zahmet çıkarabilir misin? Yardım edin siz de arkadaşınıza. Bütün oyuncaklar bir gelsin ve hepsi benim olsun. Deyip şımarıklık yaparmışım. Evet, bunu kim yaptı mesela? Ben. Uğur böceği. Kim? Gel bakalım, Uğur böceğinin sahibi bir gelsin. Ya da ben ona vereyim. Siz yerinize durun. Sen Uğur böceğini yaptın. Evet. Tebrik ediyorum. Kim? Bu, ben de bilemedim. Hani Neo bana göster diyorsun da Muhammed. Fil mi? Evet. Senin mi? Senin. Tamam. Ay pardon. Ellerimiz birbirine çarptı. Çıt dedik. Kimin? Senin. Peki. Bu nedir? Palyaço yüzü mü? Hani siz de mi çözemedik? Kim yaptı? Ha tamam. Hayvan ol, yani öyle yaptın. Bence palyaçonun yüzü. Bir balık var. Kimin? Efendim bunları birebir veriyorum ki her öğrencinin yaptığı da belli olsun. Yani burada boşa konuşmuyoruz. Kim? O da senin. Sen de yıldız yapmışsın. Evet. Sen kaplumbağa yapmışsın. Gülen bir surat var. Gülen surat. Gülen surat gidiyor. 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 Ve sahibine ulaşıyor. Bir de burada. Hangi hayvan ki ya? Tavuk, civciv sınıfından bir şey mi? Evet. Tamam, senin mi? Evet, benim. Tebrik ediyorum, güzelmiş. Peki daha var, daha devamı geliyor. Seninki? Baykuş. Baykuş. Ördek. Seninki de ördek. Senin yok mu? Var. Bir an sen böyle garip kaldın gibi. Kedicik mi yoksa seninkisi de? Panda. Aa, benim kız kardeşim çok sever. Peki. Şimdi bunları yapmak size ne kazandırıyor? Yani bunu niye yaptınız? Oyun oynamak için yapmadınız bunu. Bu sizin bir ödeviniz. Bu biraz daha doğal materyallerle kanserojen madde içermeyen el yapımı oyuncakları anlatmak falan mıydı? Öyleydi. Anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Oyuncaklarla ilgili sen anlatacak gibisin. Yok be. Sağlam ve dayanıklı olarak çocuklara hani... Çocuklara sağlam ve dayanıklı bir oyuncaklar elde etmeye çalışıyoruz en başta. Hı-hı. Ve içerisine hani sert olmayan cisimler çocukların hiçbir zaman canını acıtmayacak bir şekilde. Hı-hı. Hani oyuncaklar... Yok. Aynen, evet. Olur, evet. O yüzden böyle bir oyuncak yapma tasarımında bulunduk. Oyuncak çocuklar için illaki gerekli en nihayetinde. Şöyle bir gidelim Muhammed, sen geriye doğru git. Bana güven, geriye doğru gidebilirsin. Hiçbir şey yok. Çocuk gelişim atölyesinin... Yapması gerekenlerden bir tanesi illaki oyuncaklardı. Onlar din dersindeydi ama kendi alanlarına hemen bir döndürdük. Oyuncaklarını bir kaldırsınlar. Kaldırdılar mı? Hiç görmüyorum. Ama kameramanım kopya veriyor diyor. Şimdi oldu mu? Şimdi dönüp bakıyorum. Evet bakın. Herkes kendi yaptığı oyuncağı burada gösterirken biz de çocuk gelişim atölyesindeki öğrencilerimizi din kültürü dersiyle baş başa bırakıyoruz. Tebrik ediyoruz. Harika oyuncaklar yapmışlar. Keşke bana da öğretseler diyorum. Devam ediyoruz. Efendim mankenimiz yanımızda hazır. Bunu giydireceğiz. Nasıl giydireceğiz? Dikiş yapacağız. Elbise dikeceğiz falan. Dikiş atölyesinde mi dememiz doğru hocam? Giyim üretim teknolojisi atölyesi. Giyim üretim teknolojisi atölyesi. Ezberledim mi? Hayır. Kopya çektim. Şurada yazıyor. Dürüst de olayım hadi. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Çiğdem Özdemirkan. Okulumuzun teknik müdür yardımcısıyım. Aynı zamanda da giyim üretim teknolojisi alan öğretmeniyim. Yani giyim atölyesindeyiz. Evet. Siz burada dikiş diktiriyorsunuz çocuklara. Doğru aynen mu? Kalıptan başlayıp tasarımından sıfırdan kumaşın liflerinin
ilk hani tarladan pamuk lifinin toplanması veya koyundan yün lifinin, ipek böceğinden o kozasından ipek lifinin toplanmasından veya sentetik liflerin kimyasal ortamdan, petrokimyadan üretilen sentetik liflerin kumaş haline getirilmesini tamamen öğretiyoruz. Öğretiyorsunuz. Dikiş yapılıyor mu ayrıyeten burada? Tabii ki. İlk yani, önce tasarlıyoruz. Tabii. Tasarım. İlk önce stilistik dersi adı altında veya moda tasarım dersi adı altında. Silüetlerimiz üzerine model tasarlıyoruz. Bu modellerin kalıpları oluşturuluyor. Bu kalıplar üzerinde kumaşlar biçilerek üretim esnasına getiriliyor. Şöyle gezelim istiyorum. Burada ütü masası var. Paskaralı ütü masamız bu. Kol paskaralıymış. Alttan vakumlu. Burada pedalı var. Bu da normal, klasik, eski tip küçük kazanlı ütümüz. Bu da şurada tekrar aynı paskaralı yeni model ütü. Evet, ütüden. Burada bir tanesi daha var. Bakımı lazım. Bakımı almadan güvenlik sebebiyle kullandırtmıyoruz. Evet. Şu anki bu. Yapılanlar, hocam şunu merak ettim. Bu üç kapaklı aynamızdır. Ben bunu filmlerde görürdüm. Bir geçebilir miyim ortasına? Tabii. Burada her şeyi görüyorsunuz. Tabii. Burada arkadan yaparken evet. Arka kıyafetin duruşunu tam olarak görebiliyoruz. Evet, şöyle döndüğüm zaman da arkamı gördüm yani şu elbisede. Evet. Evet. Çok merak etmiştim. Bu biraz böyle nostaljik bir şey hocam zannedersin. Bu okulumuzun ilk yıllarından itibaren 59 yılı 50'li yıllardan itibaren kalmış çok nostaljik iyi. Şeyleri çok severim. Arabanımız var. Şuna dokunmak bambaşka bir şey. Evet. Bir okulun sanat galerisi olur mu? Oluyormuş. Bakınız, sanat galerimize hoş geldiniz yazısıyla bizi karşılıyorlar. Hocam buranın biraz anlatmanızı istiyorum. Hem de gezmek istiyorum sizinle birlikte. Evet. Burası sanat galerisi olarak dizayn ettik. Buranın tasarımı tamamen kendimize ait. Hı hı. Yani bu panoların hazırlanması. Şöyle devam edelim. Devam edelim. Hı hı. Burada tanıtım şeyimiz var. Burada etkinlik. Şimdi bu hafta obezite haftasına mı dikkat çekiliyor? Evet. O 10C sınıf obezite ve anoreksiya yani. Gıda dedektifi ismiyle burada bir obeziteye dikkat çekiyorlar. Burada da şöyle markası çıkmasın, ben hemen el kapatayım. Evet. Burada da hazır gıdaların bize verdiği kalori miktarları falan herhalde anladığım kadarıyla. Tek kutuda 21.6 gram şeker. Yaklaşık 11 küp şeker içermekteymiş. Bir kutu süt mesela. Çikolatalı süt. Evet hocam. Evet. Yani bu şekilde belirli gün ve haftalar öğrencilerimizin yaptıkları çeşitli etkinlikler biz burada sürekli değiştirerek sergiliyoruz. Böyle biraz farklı olsun, ilgi çeksin dedik. Yani sıradan bir pano şeklinde değil de böyle ledli şeklinde sanat galerisi. Hatta biz zaman zaman buraya sokak ismi de veriyoruz mesela. Sanat sokağı. Sanat sokağı diye. Harikasınız ya vallahi. Şurada bir tane hepimizin bildiği, şöyle ambalajından tanıyacağı bir şey var. Hemen şunu bir gösterelim. Bunun ne olduğunu az çok bilmişsinizdir. Pofuduk bir karamel arasında. Karameli değil de. Kremalı değil de onun başka marshmallow'u var. O var. Şimdi bu ürünü yiyen bir çocuk, paketin tamamını yiyen bir çocuk aldığı enerjiyi yakmak için 30 dakika durmaksızın ip atlaması gerekiyor. Bunu yiyen 30 kilogram ağırlığındaki bir çocuk 140 kalori enerji alacak denilmiş. Burada obeziteye dikkat çekiliyor. Çünkü çocuklarımız hazır çikolataları çok yiyorlar biliyorsunuz. Artık burada da bilgilere bir gelelim. Mesela ne anlatmışlar bize? Türkiye'de obezite görülme sıklığı erkeklerde 20,5. Kadınlarda 41,0, toplamda 30,3 ortalama yapıldığı zaman. Mesela burada işte anoreksiya dediğimiz bu zayıflama hastalığı. Yediğini kusma meselesi. Tamam, onun ne olduğunu bildim. Manken hastalığı da diye biliniyor ya halkın arasında. Bu hafta obeziteye dikkat çekmişler. Harika bir şey hazırlamışlar. Bakın burada da şeyler var. Beden kitle endeksini hesaplamak için. Bu ne kadar su içmemiz gerektiğini mi acaba anlatıyor? Beden kitle endeksini nasıl hesaplayacağımız? Hesap makinesini de koymuşlar buradan. Diyor ki şöyle hesaplayabilirsin diyor. Buraya da hesap makinesini koymuşlar ki hesaplayalım diye. Bakınız şişmanlık, obeziteler, obezitedeki artış, süt ve süt ürünleri, et ürünlerini anlatmışlar, yumurtanın faydaları.
Ve bu böylece gidiyor. Şöyle bakın bana şimdi. Bakın arkadaki derinlik ne kadar uzun, gördünüz mü? Öğrenciler aynı zamanda sanat sokağını da ışıklandırması, görüntüsü falan. Muhammed nasıl gözüküyor oradan? Şöyle çekineyim mi? Güzel mi şimdi? Bakınız. Tam bir nasıl galeride gibisiniz ya. Sanat galerisinde gibisiniz. Hocam tebrik ediyorum. Mesela biz burada buranın ilk açılışı Kutlu Doğum Haftası olarak yaptık. Kutsal Emanetler sergisi yaptık burada. Gerçeklerini mi getirdiniz? Resim olarak getirdik. Peygamberimizin sakalı şerifini getirdik. İlk kez bir okulda sergiledik Çumra halkına. Burada geldiler, görme imkanına sahip oldular. Bu şekilde mesela Çanakkale Savaşı, hemen burayı değiştiriyoruz. Peki, bu kutsal emanetlerin sergisini yaptığınızı sadece öğrenciler mi gördü? Çumra halkı. Halk da gelip gördü. Evet, halk tabii. Halkın tepkisi nasıldı? Halk, yani ağlayan annelerimiz vardı, teyzelerimiz vardı. Burada geldiler, bol bol dua ettiler. Maşallah sizlere gerçekten. Harika bir iş başarmış. Tabii burada bir sanat galerisi, bir sanat sokağının olması gerçekten gıpta edilecek, alkışlanacak, takdir edilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Tebrik ediyorum. Evet, teşekkür ederiz. Yani işte tabii öğrencilerin mesela resim yapan öğrencilerimiz var. Mesela yakın dönemde önümüzdeki ay burada öğrencimizin resim galerisi, sanat çalışması var. Kendi galerisi olacak. Evet. Kendi burada sergisi olacak kendi bu galeride. Tebrik burada. Ediyorum. Harikasınız. Öyle az uzun, hani küçük bir pano yapmak gibi değil. Yani en baştan şöyle bakınca bir 10-15 metre koridor full devam ediyor sağlı sollu. Işıklandırmalarını görüyorsunuz. Hani burada gizli aydınlatmalar daha böyle şey bir hava. Sanatsal bir hava katıyor. Ben sürekli oradaki ürünlere elimi götürdüm ki şu işte Rütük mevzusu olduğundan dolayı. Ama şu derinliği, şu sokağın girişini görebiliyorsunuz. Hocam gerçekten tebrik ediyorum. Harika bir iş çıkarmışsınız. İnşallah daha nice sanatsal faaliyetler yapmanızı temenni ediyorum. İnşallah. Yani işte öğrencilerimize buraya sunduk. Tabii biz buranın tasarımını yaptık. Gerisi öğretmem öğrencilerimize. İşini doldurmak. Biz yaptık, onlar, onlar doldurmak. Burayı aktif hale getirdik. Gerçekten güzel bir şekilde burayı da kullanıyorlar. Yani burası hiç boş kalmıyor. Okulumuzun TÜBİTAK projeleri kapsamında Barbie bebeklerin 5-6 yaş kız çocuklarına ve orada yerleştikten sonra da tüm benliğin algısına zarar verdiği ispatlanmış, böyle bir proje geliştirmiş. Bunu es geçemedik çünkü çocuklarımız oyuncaklarla oynarken neyin karlı, neyin karlı demeyeyim de neyin zararlı, neyin faydalı olduğunu bilemiyoruz. Oyuncaktır diye alıyoruz, veriyoruz ama sonrasında neler olduğunu bilemiyoruz. Şimdi bunu bize kim anlatacak? Bir öğrencimiz yanımızda. Önce onu bir tanıyalım. Merhaba. Merhabalar. Adın nedir? Fadime Koşar. Fadime? Koşar. Koşar. Şu an teneffüs zili mi bu çalan? Evet. Yoksa okuldan çıkış zili mi? Ya bazılar çıkıyor, bazılar daha ders içecek. Daha ders. Sen bir dersin daha var mı? Devam edeceğim. Benim bitti. Bitti ama gitmeden bize bunu anlatacaksın. Peki. Gitmeden bunu yakaladık. Dedik ki madem bu projedeydin, gel bize bunu bir anlat. Şimdi şuraya Muhammed'imiz dönerse, mükemmeliyetçi kadın vücudunu yansıtan oyuncak bebeklerin, yani Barbie bebek, ismini söylemekten de korkmuyoruz, 5-6 yaş kız çocuklarının benlik algılarına ve cinsel gelişimine etkisini araştırmışlar. Nasıl araştırdınız, neler oldu, bize bir anlat şimdi. Anaokullarını gezerek projeler yaptık. İki gruba ayırdık ve bir bölümüne, bir gruba Barbie bebek verdik, diğerlerine vermedik. Ve bunlarda beyinlerinde zarar olduğunu, benlik algılarında. Oynayan ve oynamayan iki grup oluşturmuşlar anladığım kadarıyla. Doğru. Oynayan grup benlik algısında zararlar oldu. 6 ay boyunca sürdü bu. Evet. O oyunla oynama süreci. Anketler yaptınız. Anketler yaptık. Velilerle görüştük. Evet, aileleriyle görüştük. Ve belli sonuçlara ulaştınız. Sonuçlardan bir tanesi de şurada yazıyor mesela. Gel bize burayı bir oku. Ne diyorsunuz sonuç olarak? Barbie bebekler çok güzel görünümlerine rağmen gerçeği yansıtmayan ölçüleri ile her zaman kötü örnek olmuşlardır. Kadınların birer cinsel pazarlama objesi olduğu kızlara daha bebekken öğretilmeye başlanır ve kızlar toplumsal olarak durum öğretilir ve öyle de gider. Yani
Yani 5-6 yaş grubunda. Onun öncesinde oynamaya başlıyorlar çocuklarımız. Sonrasında mükemmeliyetçi kadın vücudu olması lazım. Sonrasında nelere nelere kadar gidiyor. Önemli olan vücut hat ölçüleri. Yani bizim milli manevi değerlere sahip olmamız, yani bizim ideolojik bakış açımızın olması olmaması kız çocuklarından uzak tutulmaya çalışıyor. Gel seni buraya alayım. Tebrik ediyorum bu çalışmayı yapanları da. Böyle güzel çalışmalar yapmaya devam edersiniz inşallah. İnşallah. Size de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Peki buradan da veda ediyoruz efendim. 2 haftadan beri Çumra, okulun ismini ben unutuyorum. Tam bir daha söylesene. Çumra Sedat Çumralı. Sedat Çumralı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeydik efendim. 2 hafta boyunca sürdü buradaki çekimlerimiz. Haliyle uzun uzadıya göstermemiz gereken birçok proje vardı. Bu da onlardan bir tanesi. Bir kez daha 2. haftanın sonunda buradan veda etmiş oluyoruz efendim. Yapılan çalışmalar harikulade, takdir edilecek çalışmalar. Başarıların devamını diliyoruz. Buradan da kimdin? İsim neydi? Fadime Koşar. Fadime ile birlikte veda ediyoruz efendim. El sallayalım Fadime. Bir başka okulda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.